Herkese merhabalar. Ben Sıla. Köpeğim Siri. Karavanım Düldül. Düldül'le beraber yolculuğa çıktığımdan beri akşamları nasıl geçiyor, sıkılmıyor musun diye soruyordunuz ve ben akşamları da çok video çekemiyordum açıkçası. Malum telefonla çekim yapınca çok fazla böyle güzel içerik çekemiyordum akşamları. Şimdi o yüzden sizi çok sıkmadan kısacık bir video ile akşamları neler yapıyorum, nasıl ilerliyorum onu anlatacağız. Şu an burada saat 4. Ya ben YouTube çekimlerini ve güncel yaşantımı 4'te bitiriyorum. 4'ten sonra benim için aslında biraz mesai başlıyor. Bir 6 saatlik, 6,5 saatlik falan. 4'ten sonra mesaim bittikten sonra Instagram'da atlayacak diye korkuyorum. Instagram'da hikayelerimi atmaya başlıyorum. Instagram hikayelerini attıktan sonra da Instagram'da postu, eğer o gün çıkacaksam mutlaka postu hazırlıyorum ve ondan sonrasında hava zaten neredeyse kararmış oluyor. Sonrasında ne mi yapıyorum derseniz, hadi gelin videoda buluşalım. İyi seyirler. Burada arkadaş edindiğim Filiz şöyle güzel bir halı hediye etti bana. Kendi evindeymiş. Biraz boyu uzun geldi ama bunu biraz kestikten sonra muhtemelen düzelecek. Şöyle kesmiş zaten daha önce. Bunları çekince kendine geliyormuş. Değil mi? Hava karardığında Siri çok mutsuz oluyor. Çünkü bütün özgürlük alanı yavaş yavaş bitiyor. Değil mi? Değil mi hanımefendi? Saat 6.30 civarında yemek hazırlığına başlıyorum artık. Çünkü sosyal medya, Instagram tarafındaki hikayelerimi atmış, postumu hazırlamış oluyorum. Artık yemek vakti oluyor. Filiz'in de burada bana kaç gündür çok fazla emeği var. O yüzden beraber bahçede sosyal mesafeyi koruyarak bir yemek yiyelim dedim. Ve iftar yemeğini ben hazırlayayım dedim. O da hazır konserve sevmediği ve yiyemediği için bana kendi konservelerinden verdi. Tamam dedi, sen bunu hazırla, bunu yiyelim dedi. Öyle olunca mecbur kabul ettim. Hazır konserve sevmiyormuş ve yemiyormuş da içindeki koruyuculardan şey yaptığı için. Kendi bizzat kurduğu konservelerden verdi. Şimdi onun hazırlığına girişelim. Sonrasında da güne devam edelim. Pardon, akşama. Bizim evde gündüz vakti mutlaka kapılar, pencereler açık olur. Ya bu şekilde olur ya da tamamen olur. Tamamen olursa Siri Hanım tabii ki de içeride bağlanır. Bu şekilde hem hava sirkülasyonu oluyor, hem ben çok içeride bunalmamış oluyorum. Hem de güzel oluyor. Yani dışarıyla bağlantımız oluyor ve perde mümkün olduğu kadar çekili oluyor. Ben şu an göstermek için böyle açtım. Artık dışarıda son işlerimizi bitirdikten sonra eve giriyoruz. Ben biliyorsunuz ki ayakkabılar için şu çekmeceleri kullanıyorum. Çok da pratik. Şu an video çekiyorum ya, girmedi. Neden böyle yapıyorsun? Hayırlı akşamlar, bayram, hoş geldin. O zaman hadi içeri. Tamamen içeri girdiğimizde, yani artık dışarı çıkmayacağımızda kilidi ve bütün kapıların camlarını kontrol ediyorum. Bak mesela bunu hafif çıkmış. Sonrasında perdeleri dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Çok güvenli bir yerde de olsam perde açık hiçbir şekilde yatmamaya çalışıyorum. Çünkü burası artık benim özelim ve benim evim. Bu yüzden herhangi birini böyle reklam yapmak istemiyorum. Neyse, hadi gece başlasın. Biliyorsunuz şu kemikler de Dodo Mama'nın sığır kemikleriymiş. İnanılmaz sevdi. Böyle bildiğiniz her akşam neredeyse bir tane kemikle böyle oynuyor. Saatlerce oynuyor ama. O yüzden ben onu saatlerce çekmeyeceğim. Devam edelim. Kahvede hazır olduğuna göre hadi bakalım devam edelim. Kahvemi yaptığıma göre beni film izleyecek zannetmiş olabilirsiniz ama ona biraz daha zaman var. Şimdi düzenleme yapıyorum program üzerinden çektiğim videoları. Biliyorsunuz ki ben normalde günlük video çekiyordum her gün. Ama akşam 3'e kadar videoyu çekip 3'ten 9'a kadar YouTube'a yetiştirmeye çalışıyordum. Bu zaman dilimi gerçekten çok az ve inanılmaz stresli geçiyordu. Yani deliriyordum böyle. O an telefon çalmasın, o an mesaj atılmasın gibi. Böyle sürekli bir yoğunlaşıyordum 6 saat boyunca. Şimdi bir gün geriden geldiğim için artık akşamları rahat rahat, kafam dinç bir şekilde yapıyorum. Hatalarım daha az oluyor. Tabii daha çok geliştirmem lazım ama
uğraşıyorum elinden geldiği kadar. Kullandığım programın adı Filmora 9. Ben memnunum. Bunun klikli bir dosyasını arkadaşım indirmişti benim bilgisayarıma. Bana yetiyor. Daha büyük programlar var. Premiere gibi. Ama onu da benim bilgisayarım kaldırmayabilir. Biraz hantal kalıyor. Çünkü Filmora'da bile birazcık donabiliyor. O yüzden hadi edite başlayalım. Şimdi siz bunu 10 saniye, 15 saniye olarak izleyeceksiniz. Ama bu düzenleme olayı benim 2 saatimi alıyor. Hızlıca başlayalım ki artık gün bize kalsın. Yaptığım videonun bilgisayara render alınması 1 saatte 1,5 saat arasında değişiyor. Yaptığım video uzunluğuna bağlı bu. Ben de bu süreçte 1 saat 1,5 saat içinde sosyal medyadan gelen mesajları, mailleri, yorumları yanıtlamaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü gerçekten hiç vaktim olmuyor. Şimdi sizinle beraber YouTube'a video attığımda da işte elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. O zaman da beni anlayacaksınız o trafiği. Gerçekten birazcık yorucu. Neyse bu render alırken biz de videoyu durdurup şu gerçekten mesajlara bakalım. Çünkü başka biri adam akıllı boş vaktim olmuyor. Instagram'da postumu paylaştım. YouTube'da videomu paylaştım. Gelen yorumlara ve mesajlara elimden geldiği kadar dönmeye çalıştım. Saat oldu 11. 11'de artık ben kabuğuma çekiliyorum. Çünkü tamamen yalnız kalmak, günü değerlendirmek ve kendimi böyle küçük ödüllerle şımartmak istiyorum. Ya da o an bir şeyler karalamak istiyorum. Ya da birkaç bir şey yapıyorum. Şimdi birkaç örnek size göstereceğim. Bunlar değişkenlik gösteriyor. Hepsini bir gecede tabii ki yapmıyorum. Hepsini bazen aralıklarla yapıyorum. Ama birkaç tanesini videonun tatlı bölümleri olarak ekliyorum şimdi. Merhabalar. Düldülün herhangi bir noktasına böyle sırtımı dayayarak oturduysam bilin ki bataklığa düşmüşümdür. Ne mi bataklığı? Şu bataklığa düşmüşümdür ve deli gibi oynarım. Çok da severim. Bir haftadır neredeyse her akşam bir yarım saatlik bir turnuvamız oluyor kendisiyle. O zaman oyun seçelim hadi. Tetris çocukluğumda da beni ele geçirmişti. Böyle karavan akşamlarında da beni ele geçiriyor. Bir oturduğum zaman bir saat, bir buçuk saat kalkamadığım zamanlar oluyor. Evet, çok sinirleniyorum. Bir de yanlışlıkla onun reset tuşu var ya hemen sağ üstte ikinci şeyde, ona basıyorum. Skorumu sürekli resetliyorum. O da çok sinirimi bozuyor. Bazen şu emektardan bir müzik açıp saatlerce böyle tavana bakıp hayaller kuruyorum. Mesela dünya turu gibi. Bunlar dışında kitap da okumaya çalışıyorum. Akşamları kitap okumak daha çok hoşuma gidiyor. Daha böyle sakin ve dingin olduğumu hissediyorum. Ya da gittiğim doğa manzarasında da kitap okumak hoşuma gidiyor. Böyle doğayı dinlerken okuduğum kitaptaki kahramanları hayal etmek daha bir güzel oluyor. Bunun dışında da ailem ve sevdiklerimle görüntülü konuşuyorum. Tabi bunların hepsini videoya koymayacağım. Video kocaman, upuzun bir şey olmasın diye. Şimdi artık yatış hazırlıklarına başlayalım. Yatağımın kılıfı çok geç attığımız için kurumamış. O yüzden şimdilik şöyle idarelik isteyeceğiz. Biraz oynayacak ama yapacak bir şey yok. Siri Hanım, bir müsaade var mı efendim? Aslında akşamları böyle bir aydınlatma tercih ediyorum. Hem gözlerim yormuyor, hem loş bir ortam. Film izlerken ne bileyim, edit yaparken zaten inanılmaz gözüm yoruluyor. Bu zamanlarda kesinlikle bu ışığı açıyorum ama Tetris oynarken veya az önceki gibi video çekerken mutlaka beyaz ışığı açıyorum. İnanılmaz bir kurtarıcı oluyor. Yalnız videonun sonuna kadar şunu yemekten hiç vazgeçmedin ya, seni tebrik ediyorum.
Gerçekten tebrik ediyorum. Tabii o karanlıkta video çekemeyeceğim için de bu şekilde beyaz ışıkta çekiyoruz. Neyse kapatalım, pilimiz bitmesin. Bu arada şu LED'i şu kenarlara komple döneceğim. 6 metre bu. Ama ne tutar bilmiyorum. Bant denedim, atıyor. Silikonla aslında yapabilirmişim kenarlarından. Böyle U şeklinde şey yapmak istiyorum. LED'i şu şeritlerin olduğu kısımdan, şu üstteki saç kısmından şöyle U gelmek istiyorum bakalım. Yalnız koca akşamı da yedik ha beraber. Şimdi son bir işlemimiz daha var. Ondan sonra artık yatış pozisyonuna gireceğiz. Günü bitirdik, geceyi bitirdik. Günlük kıyafetleri de üstümüzden çıkartıp pijamaları giydiğimize göre neredeyse hazırız. Ben bu günlük kıyafetleri şoför mahallinde saklamayı tercih ediyorum. Daha sağlıklı geliyor bana. O zaman hadi yatmaya son bir kala. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Kapılarımızı son kez kontrol ediyoruz. Fişte herhangi bir şey bırakmıyoruz. Ondan sonra yatış pozisyonu alıyoruz. Sonra mis gibi deliksiz bir uyku. Sabaha çok enerjik, çok zinde ve çok mutlu uyanmak için. Şimdilik anlatabileceklerim, Düldül'de akşamları yaptıklarım bu kadar. Bunları harmanlayıp, işte bazen bir tanesini, bazen birkaç tanesini yapıp öyle zaman geçiriyorum. Ama genelde bu şekilde oluyor. Farklı bir şey çok yapmıyorum. Farklı bir şey yaptığımda da zaten mutlaka çekerim. O zaman kendinize çok iyi bakın deyip kapatıyorum. Zaten bayağı geç oldu şu an saat. O zaman iyi geceler, hoşça kalın.